Salihler Sofrası programında Mustafa Özcan Güneş Doğdu sizlerle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hedef radyomuzun özel ve güzel dinleyicileri, radyoları başında şu anda bu sese kulak veren tüm kardeşlerimizi canla başla selamlıyoruz. Salihler Sofrası programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şöyle bir düşünün, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ankara'ya gelmiş dediler. Hemen rica ettiniz. Dediniz ki ey Allah'ın Resulü, gelin bizim bir radyomuz var, hedef radyosudur bu. Orada dinleyicilerimize birkaç kelam etseniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buraya teşrif ettiler. Ne yaparsınız? Öyle inanıyorum ki hedef radyonun sahipleri veya yetkilileri kimlerse hemen bir tercüman ararlar. Bendenizin de Arapça bildiğini kabul ederseniz, hah Mustafa Güneşdoğdu da buradaymış, kardeş gel hele ya, Peygamberimiz Efendimiz gelmiş, bize hitap edecek, şunu tercüme eder misin derdiniz zannediyorum. İşte Salihler programı dediğimiz programımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o çağlar ötesine hitap eden o güzide ve güzel hadislerinin anlatıldığı, sizlere bir anlamda anlayacağımız dilden tercüme edildiği bir program. İnşallah her programda olduğu gibi bugün de güzel bir Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Almanya'da Friedrichshafen'de okumuş olduğumuz Nisa suresinin ilk 6 ayetini okuyoruz. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس İnna Allah
فكلوا هنيئا
Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası programında kısa bir ara. Thank you.
Hüseyin arşı âlâ ya Resulallah. Kudumunla Hüseyin arşı âlâ ya hala ya Resulallah. Bunun gözlerde cari feyzi hala ya ya Resulallah. Veren manayı zatın oldu mahzaya Akdesin alemlere rahmet kılınmıştır. Gelir daim hitap Yasin-u Taha ya Resulallah. Beşersin şüphesiz asılmasın. Seni kalben temaşa oldu evlâ ya Resulallah. Mustafa Özcan Güneşdoğdu'yla Salihler Sofrası devam ediyor. Hedef Radyomuzun Güzide dinleyicileri tekrar sizlerle beraberiz. Salihler soframıza sizleri de buyurun diyoruz hep beraber inşallah. Alemlerin Sultanı Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Riyazu Salihin isimli eserinden Efendimizin hadislerini anlamaya, anlatmaya çalışacağız. İşin hemen başında yanlış anlamaktan, yanlış anlatmaktan ve yanlış anlaşılmaktan Allah'a sığınıyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Malumunuz Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam veda hutbesinde size iki şeyi bırakıyorum ey ümmetim. Nedir o? Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi benim sünnetim buyurmuşlar. Geçen cuma sohbetimizde Enfal suresindeki bir ayeti kerimeyi cemaatimizi hatırlatmış idim. Sizlerle tekrar bunu paylaşayım inşallah. Kur'an'ımızda çok yerde ya eyyühellezine amenu diye geçer. Bunun Türkçe karşılığını bilmeyenimiz yoktur. Ey iman edenler demek.
Kur'an-ı Kerim'de bildiğim kadarıyla tek bir yerde ya eyyühellezine keferu, ey kafirler, affedersiniz bizim amiyane tabirimizle ey gavurlar hitabı vardır. Bu da tek bir yerdedir. Hani gayrimüslim de olsa onlar Allah bizi adam yerine koymadı demesinler diye Cenab-ı Hak onlara da hitap etmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu çok sık geçer. Ya ey demek, ey sen falanca, şu radyoyu dinleyen sen, işte Fatma Hanım seni kastediyorum, Ahmet abi seni kastediyorum, satılmış amca sen, ya Ergül kardeşim sen, ya herkese çağrı, hani ey buraya bakar mısın diyoruz ya, işte o çağrı. Allah'ımız tüm kullarına böyle teker teker bir çağrıda bulunuyor. Eyyu, hangi demek, yani sen, işte sen, ellezine şu sen, ya seni kastediyorum. Herkesi Rabbimiz tek tek muhatap kabul ediyor, mümin kullarını, ve onları kastediyor. Ben mi, beni mi diyorsunuz? İşte sen, ha seni diyorum. Amenu, iman edenler var ya, işte sen, sizler. İstecibu lillah, Allah'ın çağrısına icabet edin. Çağrı kelimesi sonra gelecek. Yalnız velir rasul, peygamberinin çağrısına da icabet edin. Yani karşılık verin, onun çağrısına uyun. Şöyle bir örnek verelim, konumuz daha iyi anlaşılsın. Bugün Genelkurmay Başkanımız herhangi birimizi dese ki Ergül Bey gel bakayım bir çay içelim, bizimle beraber çay içse, veya Mehmet amcayla çay içse, veya işte Şadiye Hanım'la çay içse. Bakın artık o Genelkurmay Başkanıyla çay içen kişinin ciyakasına, havasına. Şişt, ben kimim biliyor musunuz? Kimsin sen? Ben Genelkurmay Başkanıyla çay içmiş adamım. Yani temsil edilen makam ne kadar yüceyse, muhatap alınan şahıs da o makamdan ötürü şeref yağı olur. O da izzet bulur. Veya başbakanımız ismiyle içimizden birisini çağırsa, der miyiz başbakanımıza, ya bekle hele biraz, birazdan geleceğim. Koca Türkiye'nin başbakanı beni çağırıyor. Hemen her şeyimiz neyse onu bırakır doğru başbakanımıza. Buyurun efendim, buyurun başbakanım der miyiz? Allah'ın izniyle deriz. Pekala, başbakanımızla şöyle bir 5 dakika sohbet etsek. İsmimize hitaben hal hatırımızı sorsa. O muhatap alınan adamın artık senin havasını gör. Ben kimim biliyor musun? Kimsin? Kardeşim, ben başbakanla ayaküstü sohbet etmiş adamım. Veya cumhurbaşkanımız böyle bir şey yapsa. Pekala, şimdi sorarım. Allah'ımızın makamından, mevkisinden daha yüce bir mevki var mıdır? Tabii ki yoktur. İşte Allah-u Teala mümin kullarını muhatap kabul ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey bana inanmış, görmediği halde bana gönül vermiş kullarım buyuruyor. Hemen buyur ya Rabbi. Biraz bekle ya Rabbi, işimi halledeyim diyebilir miyiz? Anında. Çünkü muhatap kabul eden makam çok yüce, ihmale gelmeyecek bir makamdır. İşte Allah'ımız istecibu lillah, Allah sizi davet ettiği vakit ona icabet edin, ona hemen uyun. Bekle bakalım, düşüneyim, işimi halledeyim demeyin. Velir rasuli, peygamberi sizi çağırdığı vakit. Neye? İza da'akum lima yuhyikum, Kur'an ile, sünnet ile, yani peygamberinin yoluyla sizleri hayat bulmaya davet ettiği vakit ona hemen uyu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerine, Rabbimizin ayetlerine isticab etmek, ona karşılık vermek, ona tüm benliğimizle odaklanmak, ona kulak vermek bu kadar kıymetli ve bu kadar önemli. Ne yazık ki biz Kur'anlar okuruz, sanki Kur'an'ın başka suresi yokmuş gibi genelde hep Yasin suresi okunur. Arkasından hemen bir torbaya koyarız onu, ağzını sıkıca kaparız. Aman din çıkmasın, açılmasın. Doğru, ölmüşlerin ruhuna. Oysa ki ben okunan Kur'an-ı Kerimleri ilk önce ölmemişlerin, hayatta olanların ruhlarına ithaf ediyorum ki henüz ölmemişler Kur'an ile, peygamberimizin sünnetiyle ihya olsunlar, dirilsinler. Rabbimiz cümlemizi inşallah
Allah'ımızın kelamıyla, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle ihya olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşler, sünnet ne kadar çok önemli, bakın. Kur'an'ımız "Ekimussalate ve atuzzeka" bu ve buna benzer ayetleri çok duyarsınız, çok görürsünüz Kur'an'ımızda. Namazı kılınız, zekatı da veriniz. Bak, namazı kıl, zekatı ver değildir. Genelde hep emirler Kur'an'da cemi sigasıyla, cemaat kipiyle verilir. Yani namazı tek başına kıl değil ya, toplu halde namazı kılınız. Ya eyyühellezine amenur ka'u. Ey iman eden kullar, rukuya toplu halde varınız. Vescudu, toplu halde secde ediniz. Şu cümleme dikkat edin şimdi. İslam'da cemaat esastır. Tekrar ediyorum, İslam'da ve ibadetlerde cemaat esastır. Onun için Rabbimiz hep cemaat kipiyle, sigasıyla kullarına seslenir. Namaz kılın, pekala ya Rabbi kılalım namazımızı. Pekala nasıl kılalım? Kur'an bunun detayına girmez. Nereye göndermede bulunur? Peygamberinize sorun, o size göstersin der. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da "Sallu kema usalli ra'aytumuni." Beni nasıl namaz kılıyor olarak görüyorsanız siz de namazlarınızı öyle kılın buyurur. Bakın burada sünnetin önemini, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyor muyuz? Kur'an namaz kıl der ama namazın detayına girmez. Ya onu peygamberimize havale eder. Kur'an'ımız oruç tut der. Femen şehide minkumu şehra fel yasum. Kim ki Ramazan'a kavuşur, buna şahit olursa hemen oruca başlasın. Tamam ya Rabbi, tutalım. Pekala nasıl tutalım? Bunun vacipleri nedir, farzları nedir, sünnetleri nedir, müstehapları nedir, orucu bozan şeyler nedir? Bunlar Kur'an'da yazmaz. Ya Allah'ımız peygamberinize sorun, o size söylesin buyurur. Efendim zekatı verin, verelim ya Rabbi, tamam. Herkes %2,5'tan bahseder. Kur'an'da böyle bir ibare yoktur. Pekala ya Rabbi ne kadar vereceğiz? Allah'ımız peygamberimize gönderir. İşte sünnet olmadan Kur'an'ı gerektiği gibi anlamak mümkün değildir. Şimdi tam Türkçe'ye çevireyim ne demek istediğimi. Kur'an-ı Kerim İslam'ın teorisidir. Allah'ımız tarafından hem sözüyle hem manasıyla kitap haline insanlara lütfetmiş olduğu, ikram etmiş olduğu teorisidir. Kur'an teorisidir İslam'ın. Sünnet de İslam'ın, yani o Kur'an'da yazanların nasıl anlaşılması gerektiğinin, nasıl yaşanması gerektiğinin pratiğidir. Peki o ayetler nasıl anlaşılması gerekiyormuş? Senin benim anladığım gibi değil. Ya peygamberim nasıl anlamış? Oraya bakacağız ki yanlış yapmayalım. Hatta şu soru akla gelebilir. Neden Cenab-ı Hak herkese tek tek Kur'an'ı inzal etmedi de indirmedi de bir kişiye indirdi veya insanlar içerisinden bir takım kullarını seçti de peygamberlere indirdi? İki tane bunun sebebi var. Bir, eğer Allah-u Teala herkese tek tek vahiy indirmiş olsaydı o zaman imtihan ortadan kalkardı. Değil mi? Kimsenin yanlış yapma ihtimali kalmazdı. Oysa ki bu dünya bir imtihan dünyası, imtihan edileceğiz. İkinci sebep ve daha önemli sebep bence bu. Herkes farklı uygulamalarda belki bulunabilirdi. O zaman geride gelen insanlar acaba hangisine göre bu işi uygulayacaklar, sıkıntısı ortaya çıkabilirdi. Oysa ki Allah-u Teala bir numune göstermiş. En mükemmel numune, örnek. O da alemlerin sultanı. Hayattaki tek örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ahzab suresinde Rabbimiz buyurmadı mı? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizler için Allah'ın Resulünde en güzel örnekler vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Kim ki ahireti ve Allah'ın rızasını temenni ediyorsa onun için en güzel örnek Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Kim ki peygamberini örnek almaz da Allah korusun, yanlış insanları kendisine örnek kabul ederse,
onların arkasından giderse, onların izimlerinden, izlerinden, yollarından giderse, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهِ, kim ki İslam'ın dışında, yani peygamberinin uyguladığı hayat dışında başka bir yaşayışla Allah'ın huzuruna gelirse, o kesinlikle ondan kabul edilmeyecektir. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ, o ahirette perişan olanlardan olacaktır. Rabbimiz cümlemizi muhafaza eylesin. Dolayısıyla sünnet olmadan neyin nasıl anlaşılacağını kestirmek mümkün olmaz. Kur'an mutlaka ancak sünnetle anlaşılabilir. Bakın bir ayet daha söyleyeyim. Hemen Nisa suresinde Allah'ımız "Men yuti'ir rasule fekad ata'allah." Kim ki Allah'ın peygamberine itaat ederse, yani onun izinden giderse, onun nurlu yolunun takipçisi olursa, Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü nasıl bir yaşam istediğini Allah ona göstermiş Celle Celaluhu. Peygamberini taklit eden, onun gibi yemek isteyen, onun gibi içmek isteyen, onun gibi yatan, kalkan, konuşan, hanımına onun gibi davranan, çocuklarla onun gibi geçinen, onun hanımları gibi giyinen, Allah bizleri ıslah eylesin. Günümüzde bakın yanlış giyinenlere Allah'ımız bir ceza verecekse veya 10 ceza verecekse, insanları öyle giyinmeye mahkum eden adım ona modacılar, ne kadar insan bozuk giyiniyorsa o kadar kişinin de günahını yüklenerek ceza görecekler ahirette. Bugün gidiyorsunuz mağazalarda, kadınlar istedikleri şeyi bulamıyorlar. Neden? Adam sizi mecbur ediyor. Şunları giy, ancak bunlar var elimizde diyor. Bunu giymek zorundasın. Niye? Neyi nasıl giyineceğinizi belirleyen Hazreti Aişe annemiz değil ne yazık ki. Hazreti Fatıma annemiz değil ne yazık ki. Ummu Seleme değil ne yazık ki. Ya falanca ülkedeki hangi bilmem ne idi belirsiz adam. Ne adama olduğu belli, ne kadın olduğu belli. Arada iki arada bir derede kalmış. Allah korusun. Dolayısıyla yatması, kalkması, yemesi, içmesi, yürümesi, giyinmesi, saçının modeli, yüzünün modeli, yüzümüz nasıl olacak? Bunun modeli. Yani dişlerimizin durumu ne olacak? Yani A'dan Z'ye en pırıl pırıl mükemmel bir insan nasıl olabilir, nasıl olmalı? Bunun örneklerini peygamberde bulmak mümkün. Onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile alakalı Rabbimiz meyyute irrasule fekad ata'allah, kim benim peygamberime itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Yine pek çok hocamızın sık sık okuduğu bir ayeti tekrar hatırlatayım. Soralım bakalım, Allah'ı seviyor musunuz? Yücel abi, Allah'ı seviyor musun? Şüphen var mı? Hemen Allah'ın izniyle diyecek. Erdinç, sen seviyor musun? Amenna diyecek. Nurullah, sen seviyor musun? Nasıl soru öyle diyecek? Değil mi? Allah'ımız kul, ey peygamberim, Allah'ı sevdiğini söyleyenlere şöyle söyle. İn kuntum tuhibbunallâhe, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, hani Allah'ını seversen deriz ya, eğer Allah'ımızı seviyorsak, fettebi'ûnî, Allah'ımız peygamberimize böyle söylemesini emrediyor. Öyleyse bana uyun de. Allah'ı sevenler kimi kendine model almalıymış? Kime uymalıymış? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Bugün gençliğimize bakıyorsunuz, aman yarab, nerede bir futbolcu, nerede bir popçu, nerede bir topçu var? Nerede falanca artist var? Dizi artist. Dizi artisti koluna dövme yaptırmış. Bizim gençler de kuyruğa girmişler. Dövme yaptırıyorlar. Oysa ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dövme yapana da yaptırana da lanet olsun buyurmuşlar. Güzel kardeşim benim. Cumaya gelen kardeş bu hem de. Belki beş vakit namazını kılan delikanlı bu. Kızlarımız da böyle. İmanlı kızlar biliyorum. Ama Allah korusun, şeytan da vesvese veriyor. Nefis de oradan, evet yaparsan çok güzel olacaksın. Bak ne güzel olmuş bu adamınki, bu kadınınki diyor. Allah korusun, yanlış bir mecraya giriveriyoruz. Cenab-ı Hak nesillerimizi muhafaza eylesin inşallah. İşte kardeşler, Allah'ını sevdiğini iddia eden adam
peygamberine uymalı. Peygamberimize uymak için onun hadislerini iyi bilmek lazım. Sünneti bunun için iyi bilmek lazım. İşte salihlerin sofrası bunun için var. Yani salih insanların arasına katılmak isteyenler buyursunlar, kulak versinler ve inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin derc edildiği, toplanıldığı o Riyazu Salihin, salihler bahçesinden bizler de hissemize düşeni alalım. Son bir ayet okuyup konuma gireyim. Fela ve rabbike la yu'minune. Senin Rabbine yemin olsun ki hiçbiriniz gerçek manada mümin olamazsınız. Hatta ta ki yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aranızda meydana gelen bir takım şeyler hususunda peygamberinizi hakem tayin etmedikçe, yani peygamberimiz neye nasıl karar vermiş, onu yapmadıkça, onu kabul etmedikçe gerçek mümin olamazsınız. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bu ayette Nisa suresinde. Sonra peygamberinizin verdiği karara gönlünüz, kalbiniz tamamıyla rıza göstermedik. En ufak bir gil veya bir zil, Kur'an ifadeleriyle bunlar, gönlünüzde kalmayacak. Peygamberimizin de şu hadisini hatırlıyorum hemen. Hiç unutmam. Minhacus Salihin isimli kitabı okuyorduk. O zamanlar 13-14 yaşlarındaydık Almanya'da. 40'ın üzerinde talebeydik. Hocamız, Allah selamet versin, kendisi hala hayatta. Çocuklar, aman ya Rab, bu ne muhteşem bir hadis. Şu hadisi işaretleyin bakayım demişti. Hala o kitabım evde durur, saklıyorum. Bir çarpı işareti koyduk. Hadis kitabımızdaki çarpı işareti koymuş olduğumuz hadisleri hep ezberletmişlerdi bize hocalarımız. İşte o hadislerden bir tanesi şuydu. La yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hiçbir taneniz gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Müslüman olduğumuzu, mümin olduğumuzu söylüyoruz, amenna, ama biz gerçek olmak istiyoruz. Neden? Cennete girmenin şartı gerçek mümin olmak. Hatta ta ki yekuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ta ki heva ve hevesleriniz, arzularınız benim getirdiklerime tabi oluncaya kadar. Yani arzu ve isteklerimiz peygamberimizin getirdiklerine şöyle yapın dediklerini kabul edinceye kadar gerçek manada mümin olamazsınız. Nefsimize ağır da gelse, zor da gelse, peygamberim demiş mi, öyleyse onu baş tacı etmeli. Onda mutlaka bir hayır, mutlaka onda insan için bir güzellik vardır. Ashab-ı kiram efendilerimiz hadis rivayet etme konusunda, peygamberimizin hadislerini ezberleme konusunda birbirleriyle yarış haline girmişler. Malumunuz kitaplarımızda mukthirun, çok hadis rivayet edenler diye 6 tane pırlanta sahabeden bahsederler. Hepsi gökteki yıldızlardır şüphesiz. Ama o yıldızlardan 6 tanesi ayrı parlar. Efendimizin tüm sözlerini gece gündüz ezberlemişler ve günümüze nakletmişler. Bunlar kimlerdir? Birazdan devam edeceğiz inşallah. Şimdi güzel bir eser molası verelim. Her şey sana yöneliyor diyelim inşallah. Eserden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sana yöneliyor ey seçilmiş fahri alem, özüm sana yöneliyor. Döner oldum dergahında, gözüm sana yöneliyor. Döner oldum dergahında, gözüm sana yöneliyor. Rabbim kurdun bu nizamı, sen getirdin bu düzeni. Rabbim kurdun bu nizamı, sen getirdin bu düzeni.
beş vakitte hem ezanı duyan sana yöneliyor. Beş vakitte hem ezanı duyan sana yöneliyor. Dervişlerin halkası var, hem ipostu hırkası var. Dervişlerin halkası var, hem ipostu hırkası var. Zikrullah'ın havası var, dönen sana yöneliyor. Zikrullah'ın havası var, dönen sana yöneliyor. Hem gündüzün hem de gece, söylesem de hece hece. Hem gündüzün hem de gece, söylesem de hece hece. Dilim döndüğünden iyice, sözüm sana yöneliyor. Dilim döndüğünden iyice, sözüm sana yöneliyor. Rahmet oldun sen aleme, emir verildi kaleme. Rahmet oldun sen aleme, emir verildi kaleme. Seyitlerle veislerle gezen sana yöneliyor. Seyitlerle veislerle gezen sana yöneliyor. Huzur verirsin kalplere, ilaç olur. Huzur verirsin kalplere, ilaç olursun dillere. Mustafa der ki pencere, açan sana yöneliyor. 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 Mustafa Özcan Güneşdoğdu'yla Salihler Sofrası devam ediyor. Evet kıymetli canlar, kıymetli dostlar, Mustafa der ki pencere, açan sana yöneliyor dedik. Ta 2003 yılında okumuştuk bu eseri. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ezberleme noktasında sahabe efendilerimiz birbirleriyle yarışa girmişler. Tabi Kur'an-ı Kerim o ayrı bir güzellik. Gelen tüm ayetleri ashab-ı kiram efendilerimiz ne buldularsa, ellerine ne geçtiyse, işte o gün düz taşlar üzerine, kemikleri üzerine, yapraklar üzerine, deriler üzerine, o gün yazabilecek ne var ise hepsine hem yazmışlar, kayıt altına almışlar, hem de onları gece gündüz okuyarak ezberlemişler. Malumunuz sadece bir savaşta Efendimizin ahirete irtikalinden sonra 3000 üzerinde hafız şehit olmuştur. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Kur'an'ımızı cem etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine gösterilen itina da bundan aşağı değildir. Pek çok sahabe efendimizin sahifeleri vardı, peygamberimizin sözlerini not ettikleri. Ama bu sahabiler içerisinde 6 tanesi öne çıkmıştır. Onlara muksirun denilir. Muksirun, yani çok hadis rivayet eden sahabiler. Binin üzerinde onların ağızları üzerinden günümüze hadis nakledildiği için bu ünvanı vermişler büyüklerimiz kitaplarında. Birinci sırada adı anılan sahabe şüphesiz çok duyarsınız, hadislerde bunu göreceksiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz.
Bu güzide sahabenin asıl ismi Abdurrahman İbni Sahır'dır. Kendisi Yemenli bir insan, Yemenli bir sahabe, hicretin 7. yılında Müslüman olmuş. Yani peygamberimizi ancak 3 yıl görebilme şerefine nail olmuş ama Müslüman olduktan sonra Efendimizin yanında gece gündüz kalmışlar, hiç ayrılmamışlar. Herkes çarşıda, pazarda, tarlada, bağda, bahçede çalışırken Ebu Hureyre Hazretleri ben peygamberimden çok hadis duyayım, çok ezberleyeyim diye çok aç kaldığı zamanlar olmuş ve bu isteğini, bu hassasiyetini de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a söylemiş. Hatta bir defasında Efendimiz ganimet dağıtırken bakın verdiği cevaba, ey Allah'ın Resulü, ben senden Allah'ın sana verdiklerinden istiyorum. Yani İslam adına ne biliyorsan onlardan istiyorum. Dünyalık başkalarının olsun, ben ganimet istemiyorum buyurmuştur. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a bir gün gelerek, ey Allah'ın Resulü, senden duyduğum hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Malumunuz Efendimizin duası vardır. Kim ki benden bir hadis duyar, bir söz duyar, onu güzelce anlar, onu ezberler, onu olduğu gibi içerisine herhangi bir şey katmadan başkasına aktarırsa Allah benim o ümmetimin yüzünü ak etsin buyurmuşlar. Peygamberlerin de duası kesinlikle reddedilmez malumunuz. İşte onlar o denli bu işe gönül vermişler ki ben peygamberimin bu duasına mazhar olmak istiyorum demişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre Efendimizin bu hassasiyetini, bu istekli durumunu, halini bildiği için kendisi demiş sırtındaki şu rıdanı çıkart bakayım. Hani böyle cübbe gibi bir şey. Onu çıkartmış Ebu Hureyre Efendimiz. Efendimiz ona böyle avucuyla bir şey koyuyormuş gibi cübbesinin içerisine 3 defa al demiş, senin olsun, al senin olsun. Sonra demiş ağzını kapat bakayım peygamberimiz ona. Ağzını kapattıktan sonra Ebu Hureyre buyuruyor ki vallahi peygamberimin bana bu hatırayı verdikten sonra, böyle yaptıktan sonra ondan duyduğum hiçbir şeyi unutmadım buyurmuşlar. Hatta Ebu Hureyre Hazretlerini Emevi halifelerinden bir tanesi imtihan etmek istiyor. Tüm hadisleri de yazdırmış. Ondan ne kadar hadis duyulduysa. Ondan birkaç gün sonra yine tekrar rica ediyorlar bu sahabe efendimize. Diyorlar ki tekrar lütfen bir okur musunuz? Kelimesi kelimesine, noktası noktasına, aynısını okuduğuna yüzlerce insan şahit oluyorlar. Sahabe efendilerimiz bizlere böyle nakletmişler peygamberimizin, efendimizin aleyhissalatü vesselamın sözlerini. Bakın kitaplarımızda Ebu Hureyre Hazretlerinin çok iyi okuma yazma bildiğini, Farsça ve Habeşce bildiğini ve çok da iyi Tevrat'a hakim olduğunu söylerler. Ebu Hureyre Hazretleri 5375 hadis ulaştırmış günümüze kadar, 2012 yılına kadar. Hadis alimlerimizin 1001 titizlikle süzerek günümüze aktardıkları bunlar efendim. Ebu Hureyre Hazretleri'nin için Hureyre denildiğini bilirsiniz. Ebu Hureyre Hazretleri hayvan sever bir sahabe efendimiz. 27 yaşındaymış Müslüman olduğunda, peygamberimizle ilk buluştuğunda. Kendisi 78 yaşında, Hicri 58 yılında da dünyadan ayrılmışlar. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Kedileri çok sevdiği, Medine-i Münevvere'de hep onlarla ilgilendiği, onlara baktığı, onlara büyük bir muhabbet ve rahmetle muamele ettiği için nerede bir grup kedi gidiyor bilinirim ki Ebu Hureyre orada. Kediler takip ederlermiş. Hayvan bile sevildiği yere gidiyor malumunuz. Bir gün Efendimizle karşılaştığında hemen Efendimizden utancından kedinin bir tanesini koluna koymuş. Kedi bu hayvan doğru durmuyor ki. Bu sefer sağa sola kıvranmaya başlayınca birden eteğinden kedi düşmüş. Efendimiz diğer sahabe efendilerimizle beraber onu öyle görünce Efendimiz takılmış ona. Vay demiş Ebu Hureyre vay. Vay kediciğin babası vay. Hirra kedi demek, Hureyre de kedicik demek. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre Efendimiz. İkinci sırada en çok hadis rivayet eden sahabe efendimiz
Abdullah İbn Ömer. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah. O da 2630 hadis rivayet etmiş. Abdullah İbni Ömer Efendimiz de aynen Ebu Hureyre Efendimiz gibi Ashab-ı Suffa ehli. Ne demek? Peygamberimizin kendi döneminde oluşturduğu mesnebin arkasındaki gençlere tahsis etmiş olduğu özel üniversite. Orada gençlerin tüm yemelerini, içlerini, iaşelerini karşılattırıyor. Müsait Müslümanlara, zengin Müslümanlara. Onlara aman deyin İslam'ı iyi öğrensinler, iyi kavrasınlar. Oradan çıkan, oradan mezun olan gençleri Efendimiz sağa sola o günkü İslam'ı öğrenmek isteyen kabilelere tebliğci olarak ne yapıyordu? Gönderiyordu. İşte Abdullah İbni Ömer Hazretleri de Ashab-ı Suffa'da yetişen gençlerden. Kendisi Peygamberimize peygamberlik verildikten 3 yıl sonra dünyaya gelmişler. Peygamberimizle beraber hicret etmişler. Daha küçük yaşlarda. 87 yaşında, Hicri 84 yılında kendisi Darü Beka'ya irtihal ediyor. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. En çok ikinci sırada hadis rivayet eden sahabe efendimiz Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah İbni Ömer. Bakın üçüncü sırada en çok hadis rivayet eden, bu bir çocuktur aslında, Enes İbni Malik radıyallahu anh. Bu Medineli bir gençtir, çocuktur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde, teşrif ettiğinde henüz 10 yaşındadır kendisi. Annesi Ummu Süleym radıyallahu anha. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam herkes bir şeyler getiriyor. Hani şu benim İslam'a katkım olsun, şu falanca cihatta kullanılsın. Onun verecek bir şeyi yok. 10 yaşındaki çocuğunu getiriyor. Ey Allah'ın Resulü, benim bir şeyim diyor, yok. Hiç olmazsa bu çocuk size hizmet etsin. Evet, Enes İbni Malik'in, Malik annesi tarafından peygamberimize hizmet etmesi için hibe edilen bir çocuktur. Kendisi çocukluğunu peygamberimizin yanında geçirmişler. Onunla alakalı çok özel dua etmiştir Efendimiz. Ömrün bereketli olsun. Cenab-ı Hak sana helalından bol versin. Çok evlatların olsun, çok torunların olsun demiştir Efendimiz. Kendisi tam 107 yaşına kadar yaşamış. Enes İbni Malik Hicri 93'te vefat etmiş, toplam 80 tane çocuğu olmuş Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimizin. Bunların ikisi kız, 78'i erkek. Bu 80 çocuğundan da 125 torunu meydana gelmiş. Böyle bir sahabe Efendimiz. İşte 3. sırada Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden Enes İbni Malik Hazretleri 2286 hadis günümüze gelmiş onun üzerinde. 4. sırada en çok hadis rivayet eden, evet, müminlerin annelerinden Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı, Efendimizin mübarek zevcelerinden Aişe-i Sıddık'a annemiz, o da 2210 hadis rivayet etmişler. Peygamberimizin daha çok aile hayatıyla alakalı olayları günümüze aktaran annemizdir Ayşe annemiz. Hatice annemizin vefatından 3 yıl sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile evlendiler. Peygamberimizin vefatında Ayşe annemiz 18 yaşında idi. Hicri 58 yılında 66 yaşında dünyasını değiştirdi. Bakın Efendimiz vefat ediyorlar aleyhissalatü vesselam. Pek çok mesafelerden, uzak yerlerden İslam'la alakalı soru sormaya gelenler oluyor. Heyetler halinde fetvalar soruluyor. Malumunuz coğrafyalar genişledikçe insanların da yaşamış oldukları bölgelere özel olarak bir takım soru ve sorunları meydana çıkıyor. Bunları işin merkezinden öğrenelim diye geliyorlar. Kime? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. O cevap vermiyor. Nereye gönderiyor? Diyor ki gidin müminlerin annesine sorun, Ayşe annemize. Hazreti Ömer Efendimiz'e geliyorlar. O da cevap vermiyor. Kime gönderiyor? Ayşe annemize. Kime gidilmişse ben bu işi bilirim, ben de peygamberin yanındaydım, bu iş böyledir demiyorlar. Ya Ayşe annemize gönderiyorlar. Neden? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dininizin yarısını Ayşe'den öğrenin buyurmuşlar.
allimu nisfe dinakum min Aişe hadislerinden mütevellit, hem müminlerin annesi olması hasebiyle hem de genç bir dimağ peygamberimizin sözlerini, hallerini, hareketlerini, onun takriratını çok iyi bilen bir annemiz. Hanımlar iyi dinleyiniz şimdi. Peygamberden sonra, Efendimizin vefatından sonra bir numaralı İslam hakkındaki müracaat merci kim imiş? Bir hanımefendi, müminlerin annesi Aişe annemiz efendim. Beşinci sırada en çok hadis rivayet eden sahabe efendimiz İbni Abbas radıyallahu anh. Malumunuz peygamberimizin amcasıdır, kendisi amcazadesidir. 1666 hadis gelmiş günümüze. Onunla alakalı bahır derlermiş kendi zamanında. Deniz, umman, öyle bir bilgin. Hatta onun diğer bir lakabı da Tercümanul Kur'an'dır. Kur'an mütercimi, tercümanı. Malumunuz tüm müfessirlerimiz İbni Abbas Efendimiz'den genelde kaynak alırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirildi İbni Abbas Efendimiz doğduğunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle mübarek tüklüklerini aldılar, onun ağzına sürdüler daha çocukken İbni Abbas Efendimiz'e. Ve onun iyi bir alim olması, İslam'ı iyi bilmesi, kavraması hususunda Efendimiz özel dua buyurdular. Ashab-ı kiramın en önde gelen allamelerindendir İbni Abbas Efendimiz. Hicri 68 yılında 71 yaşında vefat etti İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz. 6. sırada en çok hadis rivayet eden diğer sahabe Efendimiz ise Cabir İbni Abdullah. Bu da 1540 hadis rivayet etti. 94 yaşında, Hicri 78 yılında o da dünyasını değiştirdi. Rabbimiz hepsinden razı olsun. Bizleri şefaatlerine nail eylesinler. 7. sırada gelen, yine binin üzerinde hadis rivayet eden sahabe efendimiz ise Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh efendimiz. 86 yaşında o da Hicri 74 yılında dünyasını değiştirdi. Kitaplarımızda bu 7 sahabe, kitaplarımızda mukthirun, yani binin üzerinde günümüze kadar hadisleri gelen, rivayetleri sağlam senetlerle gelen sahabe efendilerimiz diyebilirler. Bunları sadece bilgi sadedinde sizlere arz ettim. Sahabe efendilerimiz hadisleri rivayet ettiler. Bakın şimdi çok önemli bir nokta söylüyorum. En son dünyasını değiştiren sahabe efendimiz kimdir? Bunun hadisle alakası ne diye soracaksınız şimdi. Onu arz edeceğim. Malumunuz kitaplarda muhtelif rivayetler vardır ama en çok rivayet 120 bin civarında sahabe efendimizin olduğudur. Ancak peygamberimizin veda hutbesinde bu kadar sahabe efendimizin onu dinlediği rivayetleri var kitaplarımızda. Bugün gerek Mekke ve gerek Medine'de en fazla kabri bulunan, bilinen sahabe efendimizin sayısı 12 bini geçmez. Pekala bu geri kalan 108 bin sahabe nerede? Hiçbir tanesi artık İslam hakim oldu. Her şey istediğimiz gibi Müslümanlar izzetlerini elde ettiler. Allah ne demişse o uygulanıyor. Öyleyse artık biz de ne yapalım? İş yerimizi kuralım. Malımızla, canımızla, evlatlarımızla, çocuklarımızla ne yapalım? Hayatımızı tüketelim dememişler. Ya dünyanın diğer uçlarındaki insanlar dinsiz gitmesinler. Onlar cehennemlik olmasınlar için, onların da İslam'ı tanımaları için sahabe efendilerimiz tüm dünyaya yıldızlar gibi yayılmışlar. Bakın Türkiye'mizde ilk sahabe efendilerimiz tarafından fethedilen belde neresi biliyor musunuz? Yani Anadolu'muzun İslam'a ilk açılan kapısı. Söylesem şaşıracaksınız şu anda. Diyarbakır. Diyarbakır, Anadolu toprakları içerisinde Efendimizin irtihalinden 7 yıl sonra, evet 7 yıl sonra İslam'a girmiş, sahabiler tarafından fethedilmiş ve 2500 sahabe efendimiz gelmişler, o mübarek beldeye yerleşmişler. Diyarbakır, sahabiler diyarı bir memlekettir. Tekrar ediyorum, Diyarbakır bu anlamda çok 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 ama çok önemlidir Müslümanlar için. Neden? Orası
cennet vatanımızın sahabiler tarafından İslam'a açılan ilk kapısı olmuştur. Ve birileri bugün o kapıyı kapatma çalışması içerisindeler. Allah onlara fırsat vermesin. Cenab-ı Hak ilelebet bu topraklarda dinimiz İslam-ı Mübini inşallah daim ve kaim eylesin. Bakın sadece orada 2500. Kıbrıs'ta bugün Kıbrıs. Bundan bir 6 ay önce oradaydık. Ne yazık ki yarısı gayrimüslimlerin elinde. Kıbrıs orada 1500'ün üzerinde sahabe efendimiz medfun. Ufacık bir kara parçası. Kıbrıs. Dolayısıyla tüm sahabe efendilerimiz İslam'ı anlatmak için işte bu hadisleri insanlara ulaştırmak için yıldızlar gibi etrafa dağılmışlar ve yayılmışlar. En son dünyadan ayrılan sahabe efendimiz hicretin 110. yılında. Çünkü hadis toplama işlemleri de 200. yıllarda başlıyor. Yani arada çok büyük bir fark yok. Onu anlatmak için bu örneği veriyorum. Yani peygamberimizden sonra sahabe efendilerimizle tabi'in arasında, hadis toplama çalışmaları arasında çok büyük bir fark yok. Bir zaman ara yok. Bir nesil var veya yok. Dolayısıyla en son dünyasını değiştiren sahabe efendimiz Ebu Tufeyl Amr İbni Vesile el-Leysi radıyallahu anh efendimizdir. Bakın İmam-ı Bukhari Hazretleri kendisi Bukharalı bir Müslüman. İşte o sahabe efendilerimizin oraya gitmesiyle ta oralara dağılmasıyla Müslüman olmuş bir ailenin çocuğu İmam Bukhari Hazretleri. 9082 hadis toplamış. Kendisi 14 yaşındayken 70.000 hadis ezberlemiş. Böyle bir zeka. Yani çok müstesna bir zeka İmam Bukhari Hazretleri. İleri yaşlarda bildiği hadis sayısı 300.000'in üzerinde topladığı hadis sayısı. Ancak hepsini ben topladım bunlar hadistir diye almamış. Ya bunları tam 1001 süzgeçten geçirerek şunlarda şüphe yoktur dediği Kur'an'dan sonra en muteber kaynak kabul edilen İmam Bukhari Hazretleri öyle bir derleme yapmış ki 300 küsür bin senetleriyle beraber yani hangi hadisi kim nerede nasıl söylemiş o söyleyenlerle beraber bunlardan 9082'sini bize rivayet etmiş. Bazı hadisleri birbirlerine çok yakın benzerliklere, bazı bir kelime değişikliğiyle beraber. Bunları da çıkarttığımız zaman 2000 yani tekrarları çıkarttığımız zaman 2761 adet hadis toplamış, derlemiş kim? İmam-ı Bukhari Hazretleri. Bir örnek vereyim de ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. İmam-ı Bukhari benim gibi, işte Mustafa Güneş Doğdu gibi, bilmem Ergül kardeşim gibi, işte Bahattin gibi, bilmem İşte Şükrü gibi sıradan adamlar değiller. Bunlar Allah'ın ümmeti Muhammed'e insanlığa lütfettiği ayrı zekaya sahip olan insanlar. Günümüzden bir iki örnek vereyim de bu insanların zekalarını daha iyi kavrayın. Said en-Nursi rahmetullahi aleyh bilmeyenimiz yoktur. O muhteşem üstad. Zekasının nasıl olduğunu bilmeniz için söylüyorum. Bugün Bediüzzaman denilmesinin bu kadar insanın hayretle ve hayranlık içerisinde onun telif etmiş olduğu mektuplar olarak hapishanede yazarak talebelerine kitap haline getirdiği o eserlerinden istifade etmelerinin niye olduğunu anlamamız için bu örneği vereyim. Kendisi 14 yaşında Tillo'ya gelmiş. Geçen sene nasip oldu oraya gittik biz. Kalmış olduğu medresede 14-15 gün kalıyor zaten bir medresede orada. Kısa bir müddet kalmış. Daha çocuk diyebileceğimiz bir yaşta. Kamusu Okyanus diye bir kamus var. Kamus. Yani hangi kelime hangi anlama gelir. Dünyada kamusu ezbere bilen insan var mı bilmiyorum. Zan etmiyorum yalnız. 14 gün içerisinde sin harfine kadar ezberlemiş. Böyle bir zekadan bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın bu ve buna benzer zekalar ümmeti Muhammed'e ikramıdır, ihsanıdır. Bu din kaybolmasın diye. Görüyor musunuz? Size yakın tarihimizden bir örnek daha arz edeyim. Necmettin Erbakan hocamızı hepiniz bilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Türkiye siyasi tarihinde önemli bir isim, önemli bir sima. 1989 yılıydı Almanya'da bir toplantımız vardı. Böyle gayri ihtiyari hocamızla bir karşılaşma durumumuz söz konusu oldu. O zaman da ben en genç imamım, 19 yaşındayım.
Dediler ki hocam dediler, bak bu delikanlı bizim en genç imamımız. Oo, maşallah maşallah. Evladım adın nedir? Dedim hocam Mustafa Güneş doğdu. Maşallah. Pekala, pek de gençmişsiniz. Ama inşallah çalışmaya devam ediyoruz. Nur içinde yatsın. Yani toplam konuşmamız, sorması, görüşmemiz bir dakika sürmedi. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu kadar. 2 sene sonra bir toplantı oluyor. Yine Almanya'da. Diaspora isimli bir toplantı. Hiç unutmuyorum onu. 3 gün sürdü bu toplantı. Avrupa Müslümanlarının sorunlarının konuşulduğu bir toplantı. Toplantının sonunda Mustafa Güneşdoğdu Kur'an okuyacak diye bir madde falan yok. Biz zaten 3. gün gitmiştik. Program bitimine birkaç dakika kala yanıma birisi geldi, dedi ki hocam siz de Kur'an okuyacaksınız. Podyuma çıktım. Merhum Erbakan hocamızın hemen yanında bir sandalye ayırmışlar. Elini öpmeyi arzu ettim büyük olması hasebiyle. Oo maşallah Mustafa'cığım, hitamuhu misk inşallah dedi. Allah Allah. Yani ben bir gün önce gördüğüm adamın ne ismini hatırlarım ne cismini hatırlarım. Aklıma Allah var şöyle geldi. Dedim ki herhalde birisi buna hocam Mustafa Güneşdoğdu diye bir adam gelecek Kur'an okuyacak dediler de hatırlıyor gibi düşünmüştüm. Benim ev doktorum Almanya'da, Allah selamet versin. Zaman zaman gittiğimizde işte hocam sen Türkiye'ye çok gidiyorsun. Türkiye'de ne var ne yok, bundan birkaç yıl önce yalnız konuşuyoruz. Türkiye'deki durumlar falan söz konusu oldu. İş Erbakan Hoca'dan falan açılınca ben bu örneği anlattım kendisine, çok zeki bir insan olduğunu. O bana şöyle bir örnek anlattı. Sıra dışı insanların Allah tarafından nasıl zekalar verildiğini bilmemiz açısından anlayalım diye bu örneği veriyorum. Ev doktorum dedi ki o her cuma gelir bizim hemen namaza 5 dakika kala kürsünün dibine oturur. Vaazın 5 dakikasını dinler. Sonra farzını ve cumanın sünnetini kılar ayrılır. Hamburg'daki Doktor Abdülkadir Güler Bey'den bahsediyorum. 2004 yılında tekrar bu camiye gelmiş. Ancak bunun bir öncesi var. 1974 yılında seçimlerde Erbakan hocamız merhum Uşak'a gelmiş. Uşak. Orada sesi bozulmuş. Uşak Devlet Hastanesi'ne getirmişler tedavi olsun diye. Tabi o zaman herkes alay ediyor. İşte 10 yerde namaz kılıyor. Bu takunyacılar dincidir de, file boştu da, doluydu da, biliyorsunuz o hikayeleri. Kimse ilgilenmek istememiş. O zamanlar stajyer olan işte Doktor Abdülkadir Bey'e demişler ki git oğlum sen bak şu adama. O da gitmiş, ilgilenmiş, tedavisini yapmış. Yalnız onunla kısa bir konuşması olmuş. Demiş kardeş isminiz nedir? Demiş Abdülkadir Güler. Demiş maşallah burada herhalde yenisiniz, stajyere benziyorsunuz. O da evet hocam demiş. Böyle kısa bir sohbet. 74, 2004, 30 yıl sonra Abdülkadir Güler Bey Hamburg Merkez Camii'ne geliyor. Cuma namazına 5 dakika kala bakıyor ki kürsüde Erbakan Hoca konuşuyor. Ama o gün o beyaz elbisesini giymemiş. Sivil olarak cumaya gelmiş. Yaşlanmış, beli bükülmüş. Elini öpeyim diyor, namazın sonuna kadar bekledin. Ben de diyor sıraya girdim diğer insanlar gibi. Malumunuz böyle hafif böyle yukarı bakarak konuşurdu. Sıra bana gelince adınız Abdülkadir Güler miydi? Siz 1974 yılında Uşak Devlet Hastanesi'nde stajyerlik yapmış mıydınız? Şok oldum diyor. Bu bir örnek. Yani bu insanların, bu zekaya sahip insanların sayısı az. İşte bunlardan bir tanesi Bediüzzaman rahmetullahi aleyh. İşte İmam-ı Bukhari Hazretleri böyle bir zeka. İşte İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh böyle bir zeka. Diğer hadis alimlerimiz İmam-ı Müslim böyle bir zeka. İmam Nesai, Ebu Davud, Tirmizi hepsi böyle süper zeka insanlar. Yoksa bizler gibi sıradan insanlar değiller. Dolayısıyla Rabbimiz bu insanları lütfederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu altın sözlerinin günümüze kadar gelmesine Rabbimiz onları vesile kılmış. Bugün de bir çırpıda programımızın sonuna geliverdik. İnşallah haftaya artık Riyazu Salihin isimli kitabımızın ilk efendim bölümüne, İhlas ve Niyet bölümüne başlayacağız. Hatta tavsiye ediyorum, bir dahaki haftaya kadar sizler de inşallah kitaplarınızı temin ediniz. Riyazu Salihin hep beraber
Ben sadece tercüman olacağım size. Arapçasını okuyacağım ve Türkçesini vermeye çalışacağım. İzah edilmesi gereken yerlerini de inşallah izah etmeye çalışacağım. Tekrar haftaya buluşmak üzere. Sağ olun, var olun, nur olun, Rahman olan Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm efendim. Toprakta sürünme ezasındalar. O eriler ki gönül fezasındalar. Toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de, namazda arka safı hizasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de, namazda arka safı hizasındalar. Nefs giren ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. İçine nefs giren ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedini imzasındalar. Günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedini imzasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar. Sadece Allah'ın rızasındalar. Sadece Allah'ın rızasındalar. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası sona erdi. Oh.